Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kötülüklere neden iyilikle karşılık veremiyoruz? Bunun cevabı nefsimize ağır geldiğinden ve şeytanın fitlemesindendir. Nitekim Fussilet suresinin 34, 35 ve 36'ın ayetlerde bunun cevabını açıkça görmekteyiz. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost vermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olan ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerle büyük sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir bilendir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizi Müslümanlara bir davranış modeli olarak gösterdiğine göre her Müslümanın iyiliğe en güzel davranışla karşılık vermek gibi yüksek erdemlerle donanması ahlaki bir görevdir. Buna göre ayet bütün Müslümanlar için bir ahlak ilkesi koymaktadır. Burada çok önemli bir konuya da dikkat çekilir. O da Kötülüğe iyilikle karşılık vermenin nefse çok ağır geldiğidir. Aynı zamanda yüksek bir ahlaki hedef olduğuna işaret edilmekte ve bu hedefe ulaşmanın birinci şartının sabır olduğu belirtilmektedir. Ayetteki büyük pay sahibi olanlar anlamına gelen ifade bu bağlamda sabrın yanında onu destekleyici mahiyetteki ahlaki erdemlerle bezenmiş olanlar ifade etmektedir. İbn büyük pay deyimiyle akıl ve erdemin kastedildiğini belirtir. Yani müfessire göre bununla cennet ve uhrevi mukafat kastedilmiş olabilir. Bu takdirde ayet uhrevi bir vaat ve mükafat içermektedir. Kötülüğe iyilikle karşılık verme hedefine ulaşmanın ikinci şartı ise şeytandan gelecek vesveseye ve fitlemeye gelmemek ve onun şerrinden hemen Allah'a sığınmaktır. Zira Allah her şeyi işitendir ve her şeyi hakkıyla bilendir. Buna göre bir Müslüman kendine yapılan kötülüklere ilk ve karşılık veremiyorsa nefsine ve şeytanına yenilmiş demektir. Nefis ve şeytanı yenmenin yollarından biri bize yapılan kötülüğe mutlaka en güzel iyiliklerle karşılık verebilmektir.